Herkese selamlar. Bugün egzersizleri iyice öğrenmiş olacağız. Yine 20'ye kadar sayarak kendi kalp ritmimizi ara ara kontrol edeceğiz. Sizlerden ricam, eğer sıkıntı yaşarsanız, bunu kaçıncı 20'de yaşadığınızı ya da hepsinde yaşıyorsanız, kaçıncı 20'de yaşadığınızı yorumlarda benimle paylaşmanız. Bu bilgi benim için önemli çünkü egzersiz seviyelerini buna göre ayarlayacağım. Yine ısınma egzersiziyle başladık. Bir dakika kadar yerimizde adımlayarak vücudumuzu ısıtmaya çalışıyoruz. Özellikle bu kısımda temponuzu mümkün olduğunca düşük tutmanızı tavsiye ederim size. Birdenbire kalp ritminiz yükselmesin, yavaş yavaş yükselsin. Nefesle ilgili de size sıkıntı vermesin. Ekranda gördüğünüz az önce oturanlar ayak bileği pompa egzersizini yapıyorlar. Yani ayak tamamen yerden yükselmiyor. Sadece topuğu kaldırıyor. Ayak ucu yerde sabit. Birbiri bir diğeri şeklinde onlar da bu şekilde yerinde adımlama çalışıyorlar. Daha sonra da zaten esneme egzersizlerine geçeceğiz. Egzersizlerdeki amaçlarımızdan biri de vücut koordinasyonunu ayarlamak. Yani vücudun uzuvlarının gövdenin uzuvlara göre, uzuvların gövdeye göre bir hareket içerisindeki kalitesini mümkün olduğunca arttırabilmek, kasların, eklemlerin çalışma kalitesini birbirleriyle uyumlu çalışabilme kapasitelerini arttırmaya çalışacağız. Bu bizim için denge açısından da çok önemli. Esneme egzersizlerine başladık bu arada. Lütfen bu kısımları es geçmeyelim. Esneme egzersizleri bizi spora hazırlamak için hem çok önemli hem de kas kalitemizi, bağ kalitemizi arttırmaya çalışıyoruz onunla, bu egzersizlerle. Vücut koordinasyonu demiştik, denge için bizim açımızdan önemli. Özellikle belli bir yaş grubunda dengeyle ilgili çok fazla sıkıntı görülüyor ve bizler de aynı şekilde bunun adayı olduğumuz için bu bilgiyi veriyorum. Ayakkabı tercihiniz sizler için çok önemli. Lütfen topuğu zemine doğru indikçe incelen değil, zemine doğru indikçe hafifçe genişleyen bu tarz ayakkabılar tercih edin. Göreceksiniz ki kas iskelet sistemi ile ilgili sıkıntılardan kaynaklı olan dengede özellikle ya da vertigo da olabilir, önemli değil. Meniere benzeri kulak rahatsızlıkları yaşıyorsunuz. Onlarda da yine aynı şekilde denge konusunda size çok yardımcı olacak ve düşme korkunuzun önüne geçmiş olacağız bu sayede. Özellikle yerleşik düşme korkularını maalesef düzeltmekte çok zorlanıyoruz ve insanlar sadece bu yüzden evden çıkmak istemeyebiliyorlar. Dün konuştuğumuz temel bilgileri bugün yeniden gözden geçireceğiz. Kalp ritmimizi dinleyeceğiz önce. Egzersizden önce yükselir kalp ritmimiz fakat sonra biraz daha düşer. Tabii bu normal seviyesine düşme değil, öyle düşünmeyin. Egzersiz boyunca normal seviyesinin üzerinde kalır. Lakin bir miktar düşer ve o seviyede devam eder egzersiz boyunca. Bu sebeple egzersizin sonunda soğutma dediğimiz aşamayı çalışıyoruz. Hem yine esneme egzersizleriyle birlikte yine yerinde sayma, ısınmada yaptığımız gibi yerinde sayma hareketiyle birlikte yavaş yavaş vücudumuzu soğutarak ve bu ritmi ufak ufak düşürerek egzersizi, sporu sonlandırıyoruz. Lakin bu 20'ye kadar saymaları yapma nedenimiz de bu aslında. Eğer kalp ritminiz hep yüksek kalıyorsa, belli bir seviyenin altına düşmüyorsa, bu programı çalışmazdan evvel ya da katılıma devam etmezden evvel lütfen aile hekiminizle bir görüşün. Ben spor yapıyorum ama benim kalp ritmim, benim nefesim hiç sakinleşmiyor. Birazcık olsun bile düzene girmiyor şeklinde durumunuzu anlatın ve ondan bilgi alın lütfen. Yorumlarda da keza bana yazabilirsiniz aynı şekilde. Ama böyle bir durum yaşıyorsanız ilk aklınıza gelecek olan şey temponuzun yüksek olabileceği. Ne yapacağız? Tempomuzu düşürmeyi deneyeceğiz önce. Bu program genelinde konuşuyorum. Bizim şu an çalıştığımız egzersiz programı genelinde konuşuyorum. Aceleci olmayacağız. Çünkü birlikte uzun bir yola çıktık. Kimsenin yarıda kalıp pes etmesini istemiyorum. Dilerim inşallah başladığımız sayıdan daha da artarak devam ederiz. Bu arada dünkü çalışmaya katılım beklediğimden çok daha fazlaydı. Sizlere teşekkür ederim. Bu beni de çok motive etti. Şu anlamda tabii çok sevindim. Yani videom beğendi, izlenildi anlamında değil. Sizlere bir fayda sağlıyor olabilmek için, bunun bir vesilesi olabilmek gerçekten beni çok mutlu etti, çok sevindirdi. Hemen önemli bir hatırlatma yapalım. Eğer şeker hastası değilseniz aç karnına bu çalışmayı yapabilirsiniz.
Ama şeker hastasıysanız yemek yedikten 1,5 saat sonra ya da genel olarak herkes için geçerli. Yemek yedikten 1,5 saat sonra en az egzersiz yapmaya başlayın. Şeker hastası olmayanlar aç karnına çalışabilirler ki böyle yaparlarsa çok daha harika olur. Egzersizin etkisi kat ve kat artar. Bir diğer önemli husussa su içme isteğiniz. Belki çalışmamız sırasında su içme isteğiniz olabilir. Lütfen çok susarsanız sadece dilinizi damağınızı ıslatmak için yudum yudum çok ufak ufak su için öyle lıkır lıkır su tüketmeyin. Egzersizlerdeki en büyük şifalardan biri de terlemektir. Terlemenin bizim için ne kadar kıymetli olduğunu bilseniz emin olun ondan hiç iğrenmezsiniz. Vücudumuzdaki bütün toksinleri, bütün ağır metalleri bununla birlikte atabiliyoruz çok daha kuvvetli bir şekilde. Ama şöyle bir durum var. Bu ter üzerimizde kuruduğu zaman o zaman elbette tekrar onu cilt üzerinden geriye emmiş oluyoruz. Toksinler dediğimiz neler? Yediğimiz gıdalardaki ya da solunumla birlikte veya temizlik ürünleriyle giysilerimizden hangi yolda olursa olsun vücudumuzun içine aldığımız o atıkları atar vücut ya da kendi doku işleyişiyle alakalı doku artıkları dediğimiz bu toksinleri de yine aynı şekilde sadece bağırsaklar üzerinden değil ter yoluyla da atabiliriz. Ağır metaller diyoruz hep size. Bu ağır metaller nedir? Çamaşır suları mesela, özellikle eski dönem çamaşır suları, hani şimdikiler biraz daha düzenlendi bununla ilgili. O temizlik ürünlerinin içerisinde bulunurdu ağır metaller. Bir çeşit madde olarak düşünün. Hani böyle kimyaya girmeden bunu çok size anlatmam mümkün değil ama çamaşır suyu nasıl ki kumaşı içinde beklediğinde yıpratırsa, küçücük bir etkiyle yırtarsa ağır metaller bizim vücut dokularımızda da aynı şeyi yapıyorlar. Vücudumuzda birçok bariyer var. Cilt mesela bir bariyerdir. Bağırsak iç duvarı mesela bir bariyerdir. Bizi de koruyan bir bariyer var. Kan beyin bariyeri. Ama ağır metal dediğimiz bu ağır parçacıklar, bu doku yıpratıcı parçacıklar, bu bariyerlerin hepsini sorgusuz sualsiz delip geçebiliyor. Bu yüzden kullandığınız deterjanlara dikkat edin. İçerisinde ağır metal barındırmasın. Çünkü bizim en büyük ağzımız cildimiz maalesef. Ağır metaller çöktükleri her yerde hasar verirler. Onları atmak da öyle kolay kolay söz konusu olmaz. Terlemekse bunu en iyi yapan şeylerden biri. Hani en azından gidip beyine yerleşmeden önce. Ağır metalleri atmakla ilgili ve ağır metalle ilgili ayrıntılı videolar hazırlamıştım. İki farklı başlık altında. Onu YouTube'dan aratabilirsiniz. Hemen aynı baş ağır metal yazsanız videoların ikisi de çıkar. İlk 20'mizi yapalım mı şimdi? Beraber sayalım. 1, 2, 3 sesi sayıyoruz. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Eğer zorlananlar olduysa lütfen biraz tempoyu düşürsünler. Tabii biz daha aktif bir hareket sırasında bu saymayı yaptık ama öncesini de düşünürsek çok zorlanmadan tamamlamanız gerekli. Çok hafif temponuzu çalışırken biraz daha düşürün, hızınızı biraz daha düşürün. Eğer aranızda çalışmayı sabah yapacak olanlar varsa biraz daha kendinizi aktif hissetmek istiyorsanız şayet bir şeyler atıştırmak yerine ağzınıza bir iki lokma bir şey atmak yerine ya da belki bir enerji içici tüketmek yerine kahveyi deneyebilirsiniz. Bir fincan Türk kahvesi ya da filtre kahve. Diğer kahveleri saymıyorum. Sadece bu ikisi. Bunları tüketebilirsiniz. İçerisindeki kafein sebebiyle bir miktar stres hormonlarını tetikleyeceği için kendinizi daha dinç hissetmenizi sağlayacak. Hem mevcut stresinizi de biraz atmaya, boşaltmaya yarar. Vücudunuz stresi hareketle atmayı öğrenir. Böylece sinirlendiğinizde bir yerlere sarmak yerine belki bir çıkıp yürüyüş yapmak ister canınız. Yani bizim bedenimiz, daha doğrusu nefis benliğimiz eğitilebilir bir şeydir aslında. Bu tarz çalışmalarla bu eğitimi de sağlamış olabilirsiniz aynı zamanda. Çalışmamızı bitirdikten sonra da bir şişe soda ya da bir maden suyu tüketebilirsiniz. Böylece terle birlikte atmış olduğunuz, çünkü sadece toksinleri atmıyoruz, vücut minerallerini de yerine koymuş olabilirsiniz.
Dün magnezyum konusunda bir uyarı yapmıştım. Bugün yine onu tekrarlamak istiyorum. Kendinizi halsiz hissediyorsanız, sadece egzersiz yapmak için değil, gün içinde de halsiz hissediyorsanız ya da fibromiyalji hastasıysanız, lütfen aile hekiminizle magnezyum kullanıp kullanmamanız konusunda bir sakınca olup olmayacağına dair ya da gerekli testlerin yapılmasına dair bir görüşün ve eğer buna ihtiyacınız varsa, ki bahsettiğim durumlar söz konusuysa buna ihtiyacınız olacaktır. Özellikle kas krampları yaşayanlar için uyarıyorum. Aile hekiminizle bir görüşün, onun kontrolünde, onun tavsiyesinde magnezyum takviyesi kullanmakta fayda olabilir. Neden beslenme yolunu değil de takviyeyi söylüyorum size? Biraz daha hızlı yükseltmek için. Tabii ki beslenmenizi de takviye ederek bu yolla magnezyumdan daha zengin beslenerek beslenme üzerinden de gidermeye çalışabilirsiniz. Ama şöyle bir sıkıntı var. Maalesef gıdalar içerisinde yeterli vitamin, mineral kalmadı. Bu kullanılan farklı tohumlar sebebiyle, gübreleme, ilaçlar vesaire. Her şey o kadar can sıkıcı ki her seferinde bu konuya girmek istemiyorum ama emin olun sadece ve sadece ben sürekli vitamin mineral takviyesi kullanan biri değilim. Ne kendimde ne oğlumda. Evet evimde envai çeşidi var. Envai çeşidi var derken ihtiyacım olan şeyler var sadece. Ama sadece ihtiyaç duyduğumda ya da hastalık söz konusu olduğunda bunu yapıyorum. Çünkü bunlar da suni şeyler. Bunların da ilaçlardan hiçbir farkı yok. Dolayısıyla karaciğer ve böbrek üzerindeki etkileri de aynı. Sürekli tüketmeyi doğru bulmuyorum. En güzeli mümkün olduğunca doğal beslenebilmek. İşte eğer Sinop gibi bir yerde yaşıyorsanız mesela köylüden satın alabilirsiniz ürünlerinizi. Kendi üretim yapan insanlardan, onların bahçelerinden sebzelerinizi satın alabilirsiniz. Balkonlarınıza, evinize çiçek dikmek yerine, bitki dikmek yerine domates besleyebilirsiniz, biber besleyebilirsiniz. Elinizden gelen her şeyi, en küçük alanı, en küçük toprağı bile değerlendirebilirsiniz. Azların bereketinin çok olduğuna inanıyorum ben. Keza aynı şey bizim bu çalışmamız için de geçerli. Birdenbire bir şeyleri çok iyi yapmak zorunda değiliz. En mükemmel, en kuvvetli, en iyi sıkılaştırıcı çalışmalara girişmek zorunda değiliz. Azın bereketi inanın çok daha fazla oluyor. O yüzden ben de adım adım ve az az ilerlemeyi planlıyorum kendi çalışmamla ilgili. Bu arada vertigo şikayetiyle ilgili şunu söylemeyi unuttum. Onu da hemen araya bir küçük not olarak eklemek istiyorum. Videonun sonuna da ben yerleştireceğim. Hani videonun sonunda üst köşelerde kutucuklar açılıyor ya, bazı video önerileri çıkıyor orada. Oraya da yerleştireceğim ama dileyenler YouTube'da Aynur Baş Vertigo diye aratırlarsa konuyla ilgili hazırlamış olduğum, daha önce hazırlamış olduğum videolar çıkar. Bu konuyla ilgili tedaviye yönelik çalışmalarım söz konusu. Onları da yapmalarını tercih ederim. Çünkü vertigo sadece kulakla ilgili bir mesele değil. Keza videolarda bunu daha ayrıntılı anlatıyorum. Şu an sizleri sıkmak istemem. Ha tabii ama şunu da söylemem gerekli. Mutlaka yanlarında başları döndüğü zaman oturabilecekleri bir sandalye olsun. Ve bir yerlere tutunup dengede kalmaya çalışmayın. Eğer düşeceğinizi fark ederseniz, göz kararması yaşarsanız, bunu genel anlamda söylüyorum. Bir yerlere tutunmaya çalışmayın. Çok daha yüksekten düşmüş olacaksınız o zaman. Çünkü kafanızı vurup Allah göstermesin bir sıkıntı yaşanma ihtimali olabilir. Gözünüzün karardığını, başınızın döndüğünü, düşecek gibi olduğunuzu hissettiğiniz zaman olduğunuz yere çömelin. Çok daha alçaktan düştüğünüz için zarar görme ihtimalinizi azaltmış olacaksınız. Dün hamlık ağrısı yaşayabileceğimizden bahsetmiştik. Bunun eski, yaşlı, artık işe yaramayan ya da hasta dokuların parçalanıp vücuttan atılması ve yerine yenilerinin gelmesi sebebiyle bu hamlık ağrısının yaşandığını bahsetmiştik. Yani bir doku tazelenmesi oluyor. Evet, bir doku yaralanması oluyor. Bu sebeple de bir ağrı uyaranı geliyor ki çok fazla hareket etme, hani rahat bırak beni, ben kendimi güzel güzel iyileştireyim demektir bu. Ciddi hamlık ağrısı çekenler bugün bu çalışmayı eğer başlamışlarsa şayet hemen şimdi yavaş yavaş soğuma, yürüyüş temposunda soğuma yaparak ve sonunu da yine esneme egzersizleriyle bitirerek sonlandırsınlar. Onlar ilk haftayı bir gün çalışıp bir gün çalışmayarak geçirsinler. Şiddetli hamlık ağrısı çekenler, ama öyle hafif düzeyde çekiyorsanız çok problem değil. Bu bizim için çok iyi bir şey. Dokularımızın yenilendiğini ve tazelendiğini gösterir. Ama lakin yerine yapılacak yeni dokuların ham maddeleri yoksa o zaman bu bir sıkıntı.
Bunun için ne demiştik? C vitamini önemli. C vitamini özellikle bağ doku tamiri için çok gereklidir. C vitamini yoksa yeterli bağ doku üretemeyiz. Hiç mi üretemeyiz? Hayır, C vitamini evet depolanabilen bir vitamin değil ama her gün kolaylıkla alabildiğimiz, birçok şeyden alabildiğimiz bir vitamin. Dolayısıyla vücudumuzda hiç yok değildir. Ama yeterli miktarda olmayabilir. Çünkü sadece bağ doku tamiri için kullanılmıyor. Başka işlerde de kullanılıyor. Bu sebeple ihtiyaç olabilir fazlası. Ona da dikkat etmek gerekli. Ayrıca ne yapabiliriz? Eskilerimizin yaptığı gibi kemik suyuna çorbalar tüketebiliriz. Bazı insanlara çok özeniyorum. Çünkü onlar bir et yerken, işte bir tavuk yerken onun o kıkırdak dokusunu da yiyebiliyorlar. Ben maalesef bunu yapamıyorum ama ne kadar güzel bir şey yapıyorlar. Onları tebrik etmek istiyorum. Bir deneyin, sizler de yapabiliyorsanız şayet çok güzel olur. Yapamayanlar da benim gibi kemik suyuna çorbalar tüketebilirler. Biraz bağ doku malzemesi olur bizim için. Bugün biraz da beslenme üzerinden konuşmak istiyorum. Özellikle atıştırmalık ihtiyaçlarımızdan. Bazılarımızda şeker metabolizması, yani vücudun enerji metabolizması. Çünkü şeker dediğimiz glikozu enerji kaynağı olarak kullanır vücut. Ve bununla ilgili bir şeyler bozulduğu zaman, rayından çıktığı zaman, ki şimdi ayrıntılı anlatmak istemiyorum. Belki ilerleyen videolarda daha ayrıntılı bu konuyu konuşabiliriz ama enerji metabolizmamız bozulduğu zaman biz sık sık bir şeyler yemek, atıştırma ihtiyacı duyabiliyoruz ya da bir türlü tokluk hissetmiyoruz. Yarım saat önce yemekten kalktık, neredeyse yine kurt gibi açız. Canımız tatlı istiyor ya da başka bir şey istiyor. Böyle bir durumdaysanız şayet kendinizi çok da zorlamadan, çünkü diyet yapmak, bir şeyleri yememek konusunda kendimizi zorlamak gerçekten çok can sıkıcı olabiliyor ve insanın psikolojisini bozabiliyor sadece bu bile. Bu durumu yaşamadan atıştırmalıklarımızı önce değiştirmeye başlayabiliriz. Sebzeler tüketebiliriz. Mesela bir kuru yemişi, çünkü kuru yemiş de atıştırmalık olarak hep çok önerilir ama kuru yemiş evet tüketelim, lakin minimal dozajda tüketelim eğer her gün tüketiyorsak. Bir avuç bile fazla. Enerjisi çok yüksek çünkü. Onun yerine ya da bir öğününüzde ara atıştırmalarınızı kuru yemiş yaptınız diyelim. Bir diğerinde ya da diğerlerinde havuç kullanabilirsiniz, tatlı biberler kullanabilirsiniz. Sebzeleri tercih edebilirsiniz. Böylesi daha güzel olur. Çünkü kuru yemişten de alacağımız bir takım mineraller, bir takım vitaminler var. Ondan da çok geri kalmak daha doğrusu doğru olmaz. Bu yüzden bir atıştırmalarınız kuru yemişse bir diğeri kuru üzüm ya da kuru meyve yerine taze sebze olsun. Havuç çok iyidir. Özellikle de tatlı ihtiyacı için, o şeker, canımızın şeker çekmesi halini söndürmek için havuç çok iyidir. Bu bizim için çok güzel bir başlangıç olur. Sonrasında yediğimiz sebze miktarını arttırabiliriz. Mesela yemeklere salatayla başlayabiliriz. Böyle güzelce limon sıkılmış, sirke dökülmüş üzerine salatalarla başlayabiliriz. Birkaç kaşık ve yavaş yavaş da çiğnerseniz şayet salatayla başladığınız zaman çok daha erken doyduğunuzu fark edeceksiniz. Midenizi en azından bir kısmını, daha çok kısmını karbonhidratlar yerine bu salata dolduracağı için salatalar yavaş sindirilirler, kana yavaş yavaş şeker salarlar. Dolayısıyla birdenbire şeker düşmesi gibi bir durum yaşamazsınız. Ama sebze ağırlıklı beslenmiyorsanız, daha çok basit karbonhidratlar sizde yüksekse, o zaman kan şekeriniz çok çabuk yükselir ve çok çabuk düşer. Dengesiz bir hal alır. Bu sizin davranışlarınızda da kendini belli eder. Agresif olursunuz, daha çabuk sinirlenir, daha çabuk sakinleşirsiniz. Evet, ama artık kırıp döktükten sonra bu pek de bir işe yaramaz zaten. Bir türlü diyet yapamıyorum, başlasam da devam ettiremiyorum diyenlerin eksik olduğu nokta burasıdır. Kan şekerlerindeki dengesizlik. Bu sebeple iradelerini sağlayabilmeleri çok güç, çok zor olur. Bir diğer mesele ise özellikle kilo almakla ilgili ya da çok yemekle ilgili midenin genişlemesi. Mide böyle bir file gibi düşünün onu. İçine kondukça genişliyor, kondukça genişliyor ve sarkıyor. İki tane bağı var zaten bir çıkışında. Evet, dışında saran bir kesesi var ama bağ anlamında söylüyorum.
Bu bağlar da o sarkmadan dolayı mesela mide içini boşaltacak. Mideyi tutan bağ yukarıda kalıyor. Mide içini boşaltamıyor bir türlü, yukarıya doğru veremiyor. Midenin içinde hep bir doluluk söz konusu oluyor. Bu arada bizim yaptığımız bu çalışmalara derin kas çalışmalarını da ekleyeceğiz. Onlarla beraber biraz daha bu karın içi organları da desteklemiş olacağız ama o biraz daha ileriki aşamada yapacağımız bir çalışma. Lakin bu midedeki bu genişlemeyi, bu sarkmayı da biraz önlemek lazım. Bu sebeple çok yemek yememek lazım. Bununla ilgili Peygamber Efendimizin de önerdiği bir oturma pozisyonu var biliyorsunuz. Sol ayağı büküp, dizi büküp o şekilde oturursanız mideyi biraz sıkıştırmış olursunuz. Dolayısıyla da genişlemesini engellemiş olursunuz. Sandalyede bu çok zor oluyor. Yer sofralarında tabii çok daha rahat. Ama sandalyede de yapanları ben gördüm. Çok da işe yarıyor. Gayet de doğru yapıyorlar. Su içmek mesela. Suyunu kırlı kır ayakta içtiğiniz zaman yine aynı sarkma söz konusu oluyor. Sarkmış bir midenin içini boşaltabilmesi mümkün değil. Sonra mideyle ilgili hastalıklar başlıyor bu sefer. Onlarla uğraşmaya başlıyorsunuz. Midenin bağırsaklaşması mesela. Mide asit değeri düştüğü zaman bağırsaklardaki o bakteriler, kötü bakteriler özellikle gelip mideye yerleşiyorlar ve orada Allah göstermesin mide kanserine dönüşüyorlar. Midenin elden gitmesi de kötü bir şey. Hani varlığı başımıza sıkıntı oluyor ama tabii biz doğru kullanırsak elbette sıkıntı değil. Elbette çok muhteşem bir organ ama yokluğu daha beter olabiliyor. Dün hastalıklardan söz etmeyeceğim, artık güzel şeylerden bahsedeceğim demiştim ama maalesef bizim buradan pek kaçışımız yok herhalde. Sadece biraz bedenimizi, organlarımızı, yapılarımızı tanıyalım istiyorum. Felaket tellallığı yapmak değil amacım. Bu sebeple anlatıyorum bunları. Biraz bedenimizi tanımış olalım. Bize kilo aldıran, çok yemek yememize sebep olan hatalarımızdan biri de yemeklerimizi çiğnemeden yutuyor oluşumuz. Yani yeterince çiğnemeden yutuyor oluşumuz. Maalesef ben de çiğneyemiyorum. Olmuyor yani, çocukluğumdan gelmiş bir alışkanlık herhalde bu. Sadece böyle sert şeylere ya da sebzelere çiğneyebiliyorum. O yüzden de işte salata tüketimini çok önemsiyorum. Yani yemeğe salatayla başlarsanız bolca çiğnemiş olacaksınız. Çiğneme refleksiyle beraber ağzınıza aldığınız her şeyle ilgili enzim uyarısı gidecek mideye. Aksi halde biz löp 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 her şeyi yuttuğumuzda o enzimler aktifleşmemiş oluyor. Midedeki sindirim süreci de giderek uzuyor ya da bozuluyor. Bu şekilde düşünebilirsiniz. Özellikle yemeği ağızda sindirmenin böyle faydaları da var. Ayrıca çok daha erken dönemde tokluk hissini uyardığı için sofradan daha erken ve daha az yemiş olarak kalkabiliyoruz bu sayede. Eğer siz de benim gibi salata yapmaya üşenenlerdenseniz şayet, aranızda böyleleri varsa, ben maalesef öyleyim. Bütün koyabilirsiniz tabağınıza. Yani havucu bir iki parçaya bölün ya da bölmeyin. Öyle koyun. Yanına biraz yeşillik koyun. Onun üzerine sirke, limon dökün. Bu şekilde tüketmeye çalışın. Bir şekilde tüketelim de hani, nasıl tüketirsek tüketelim. En azından bütün tüketirken de belki biraz daha fazla çiğnemiş olacağımız için oradan da bir katkı sağlamış olabiliriz kendimize. Nasıl ki azar azar bozuluyor her şey, biz farkında olmadan bir anda bakıyoruz ki çoktan olup bitmiş. Aynı şekilde yine azar azar düzeltebiliriz. Az önce de söylediğim gibi azın bereketi gerçekten çok yüksek. Bu yüzden şöyle kendimize bir yıl verelim. Bir sabırlı olalım. Hemen kilo vermeye, işte bir ayda 4 kilo 5 kilo vermeye diye uğraşmayalım. Diyetisyen eşliğinde kontrolünde yapıyorsanız bunu tabii ki problem değil. Ama çoğunlukla hani kendi başımıza bir şeyler yapmaya kalkarız ya hani. Böyle yapmak yerine azar azar gidelim. Önce bir vücut dengemizi, fizyolojimizi bu egzersizlerle destekleyelim. Ufak ufak beslenmemizde az önce bahsettiğim alışkanlıkları kazanmaya çalışalım. Bir bunlar rayına girsin, yoluna girsin. Ondan sonra beslenmenizle ilgili daha kati değişikliklere de girebilirsiniz. Ama bizim şu an önümüzde çok güzel bir avantajımız var, Ramazan ayı gibi. Bunu çok iyi değerlendirebileceğimize inanıyorum. Lütfen iftar sofralarına oturduğumuz zaman bütün günün hıncını o sofradan çıkartmayalım. Hemen şimdi 1-20 daha sayalım mı? Çünkü ben konuşmaya dalıp unuttum, biraz geciktirdim. 1, 2, 3, 4, sessiz sayıyoruz. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19,
20. Eğer temponuz size fazla gelmişse lütfen tempomuzu biraz düşürelim. Azın bereketinin daha bol olduğunu unutmayalım. Sizlere biraz da vücudun mekaniğinden bahsetmek istiyorum. Bizlerin bedeni organik birer robot. Hiçbir farkımız yok. Nasıl ki robotlar elektrikle çalışıyor, biz de aynı. Onların da bir çipi var, yani bir beyin var. Bizde de durum aynı. Nasıl ki onlar algılayıcılarla, reseptörlerle hareketlerini kontrol ediyorlar ya da hareket ediyorlar. Bizde de değişen hiçbir şey yok. Büyük mağazalardaki ya da AVM'lerdeki o otomatik kapıları düşünün. Ya da hastanelerdeki, otellerdeki. Birini gördüğünde açılır ve sonrasında kapanır. Bizim eklemlerimiz, kaslarımız, bağlarımız, tüm vücut hareketlerimiz de böyle. Bir şeyi algılıyor ya da bizden bir emir geliyor ve o emre göre, algıladığı şeylere göre hareketi gerçekleştiriyor. Bunun en taze olduğu dönemler çocukluk dönemleridir. Bütün algılayıcılar fabrika ayarlarında çalışır. Ama biz gün içerisinde vücudumuzu kullanmamızla ilgili, oturuş alışkanlıklarımızla ilgili ya da yaşam alışkanlıklarımızla ilgili, çünkü bir köy hayatı yaşamıyoruz. Envai çeşit hareketlilik yok bedenimizde. Hep belli bir rutin içerisinde çalışıyor bedenimiz. Dolayısıyla da bu reseptörler, yani bu algılayıcılar biraz bozuluyor. Ayarları biraz bozuluyor. Mesela size şöyle bir örnek vereyim. Diyelim ki ayağınızda içe basarak yürüme var. Siz belli bir süre her yürüdüğünüz vakitte buna dikkat eder ve ayağınızı biraz dışa doğru çevirirseniz, bir süre sonra artık bunun otomatikleştiğini ve vücudunuzun kendi dengesi, düzeni haline geldiğini görürsünüz. Ekstradan dışa doğru ayağınızı çevirmek zorunda kalmazsınız. Bunu sağlayan sadece kas iskelet sisteminin şekillenmesi değil, yani kas ve bağların şekillenmesi değil. Asıl bu algılayıcılar, bu reseptör dediğimiz yapıların kendini yeniden yenilemesi ya da güncellemesi diyeyim ben. Zaten kaslar ve bağlar da kısalıp uzamalarını ya da katılaşmalarını, kalınlaşmalarını bu algılayıcılardan, hep reseptörler diye isim geliyor ama sanırım reseptör kelimesini de artık anlıyorsunuz. O hareketi, pozisyonu algılayıcı dokucuklar. Bunlar sayesinde, bu sinir tomurcukları sayesinde kaslar, bağlar da kendi yapılarını değiştiriyorlar ya da hareketi ona göre revize ediyorlar. Yani siz elinizde uzanacaksınız, bir bardak su alacaksınız. Elinizin o bardağa geçmemesini sağlayan, o bardağı tam yerinde ve zamanında kavramasını sağlayan ve tam iyi sıkılıkta tutmasını sağlayan, çünkü çok sıkarsanız bardak kırılır. Bunları sağlayanlar işte bu algılayıcılar, bu reseptörler. Ve biz yaptığımız bu egzersizlerle işte bu algılayıcıları, bu reseptörleri yeniden güncellemiş olacağız ve doğru güncellemiş olacağız. Bu anlamda bu çalışma çok önemli. Çünkü biz bütün hareketleri otomatik yapıyoruz. Yürümek bizim için otomatik. Kimse düşünerek adımını atmıyor, düşünerek yürümüyor. Dolayısıyla bu otomatik işleyişin içerisindeki ana merkezi güncellediğimiz zaman çok daha sağlıklı bir beden yapımız olacak. Egzersizleri seçerken özellikle bu ayakta çalışmaları tercih ettim. Mat üstü egzersizler yerine. İstedim ki hem kan dolaşımımız artsın, kalp akciğer kapasitemiz genişlesin. Ve bir de şunu gördüm ki bu tarz egzersizlere katılım çok daha yüksek. Egzersizi yapma motivasyonumuz çok daha yüksek. Daha az yorucu ya da daha az zorlayıcı olduğu için, yapılabilirliği daha yüksek olduğu için insanların istekleri, motivasyonları da çok daha yüksek. Ayrıca bu egzersizlerde eklemleri çok daha konforlu kullanabiliyoruz mat üstündeki egzersizlere göre. Orada daha stabil ve daha fazla yük binen bir hareket söz konusu. Evet, kuvvet anlamında, sıkılaşma anlamında daha avantajlı olabilirler ama genel anlamda bedeni tazeleme anlamında bu tarz ayakta yapılan çalışmaların hem çok daha etkili hem çok daha eğlenceli olduğunu gözlemledim. Kendimde de böyle hissettim açıkçası. Ve kendi çalışmalarıma da bol bol omurga ile ilgili, eklemlerle ilgili dönüş hareketleri eklemeye çalıştım ki en çok sıkıntıyı zaten omurga üzerinden çekiyoruz. Bunun bizi biraz daha hızlı rahatlatmasını, tazelemesini doğru olur gibi geldi bana. Böyle uygun gördüm. İnşallah sizler için de verimli olmuştur. Ama bel fıtığı olanlar özellikle bu dönüş hareketlerinden başlarda belki olumsuz etkilenebilirler. Onlar biraz daha böyle sakin sakin çalışır. Çok şiddetli dönmezlerse, hani ben tam dönüyorsam siz onun yarısı kadar dönün.
Bunu yaparlarsa zarar görmelerinin de önüne geçmiş oluruz. Bu anlamda bizim için çok daha verimli olur. Yeni bir egzersiz eklemeden bugün süreyi biraz daha uzatmaya çalıştım. Belki yarınki çalışmamızda bir çalışmayı bir set daha fazla koyabilirim. Egzersizi çok fazla değiştirmeden süreyi uzatmaya çalışıyorum. Hedefimiz 45 dakikayı yakalayabilmek. Çünkü bu aşamadan sonrasında vücut artık depo yağlardan yakmaya başlıyor. Yani sabah siz bu egzersizinizi yaptığınız 40-45 dakika, ondan sonra yaptığınız her faaliyet, yemek hazırlayacaksınız, belki mutfakta vaktinizi geçireceksiniz. Belki çok daha erken saatlerde çalıştınız, sonra işe gideceksiniz. Orada yaptığınız her şey yine sizin depo yağlarınızdan yakmanıza faydalı olacak. Tabii masa başı çalışıyorsanız durum biraz daha farklı olur ama diğerler için genel olarak fiziksel olarak mümkün olduğunca aktif olanlar için durum böyle dediğim gibi olacak. Bu sebeple de 45 dakikayı yakalamaya çalışıyorum. Ondan sonraki süreçte core egzersizleri demiştim az önce size. Derin kasları çalıştıracağımız egzersizleri ekleyeceğiz. Onunla birlikte biraz bu sıklaşma anlamında da bize yardımcı olacak. Biraz da az önce size bahsettiğim bu algılayıcılar ve reseptörlerin çalışmasını da destekleme anlamında kullanacağız. Onu oturttuktan sonra artık elimize dumbbell ağırlık ya da evde bulduğumuz aparatlardan yaptığımız ağırlıkları da alıp onlarla birlikte çalışmaya başlayacağız. Belki biraz ufak ufak artık yeni egzersizler, biraz daha zorlayıcı üst seviye egzersizlere geçmeye başlarız. Sizden gelen yorumlara göre bunları ayarlayacağım için o yüzden lütfen egzersizi bitirdikten sonra, programı bitirdikten sonra videonun altına gelip bana görüşünüzü, geri dönüşünüzü bildirmeyi mutlaka ve mutlaka ihmal etmeyin. Çünkü sizlerden gelen tepkilerle bunları ayarlayacağım. Bu sebeple boş bir şey söylemiş olurum ya da işte ne bileyim ne söyleyeyim ki gibi düşünmeyin. Ne yaşadıysanız, ne hissettiyseniz kendinizi olduğu gibi ifade edebilirsiniz. Ben sizi anlayacağım inşallah, öyle düşünüyorum. Bundan emin olabilirsiniz. Sizlerden gelen geri dönüşler, cevap verebilsem de vermesem de ki sorularınıza mutlaka geri dönmeye çalışacağım. Bu geri dönüşler çok önemli olduğu için ve onların hepsini okuduğumu bilin. Özellikle de okuduğumu anlayın diye altına kalp işareti bırakıyorum. Beğen butonuna bastığımda çünkü onun ben olduğunu anlamayabilirsiniz. Kalp işaretini bırakma sebebim bu. Aslında kendim o kadar çok cana yakın biri değilimdir. Yani herkese kalp emojileri gönderen biri değilimdir ama YouTube böyle ayarlamış. Yapacak bir şey yok. Okuduğumu anlamanız için özellikle kalp işaretlerini bırakıyorum. Soru sorduğunuzda da dediğim gibi cevaplamaya çalışırım. Yavaş yavaş artık videonun sonuna doğru gelmeye başladık. Bu son çalışma. Peşinden yeniden bir dinlenme yürüyüşü gelecek. Ondan sonra da esneme egzersizleriyle beraber videoyu sonlandıracağız. Ama size bir sürprizim olacak. Çok güzel bir nefes çalışması var. Şimdi nefes çalışması deyince hepinizin aklına sufi nefes vesaire, sekizli teknik, dörtlü teknik gibi bir takım teknikler geliyor. Ama hayır. Bu bahsedeceğim nefes çalışması ancak çok yüksek meblağlar ödeyip de hizmet alabileceğiniz kliniklerde, hatta belki Türkiye'de de çok fazla uygulayan olmayabilir, kliniklerde alabileceğiniz bir uygulama. Çünkü yapması yaptıran kişi için de çok zor olduğundan, yani kendimiz yapamıyorsak size nasıl yaptıracağız anlamında söylüyorum bunu. Çok zor olduğundan çok tercih edilmiyor. Daha çok kişiye öğretiliyor ama dediğim gibi yani yüksek meblağlarla böyle faydalanabileceğiniz, hizmet alabileceğiniz kliniklerden alacağınız bir eğitim bu nefes eğitimi. Bize psikonöroimmünoloji eğitiminde verilmişti. Oradan öğrendiğim bir teknik. Çok etkili ve çok güzel bir teknik. Vücut direncinizi inanılmaz arttırıyor. Bununla ilgili yapılmış çok güzel çalışmalar var. Size bu çalışmayı öğretmek istiyorum ama dediğim gibi bunu şu an ben de yapamam. Birlikte belli bir seviyeye geleceğiz ve o seviyede size bu çalışmayı öğreteceğim. Kanser tedavisi de dahil birçok hastalığın tedavisinde kullanılıyor. İnanılmaz etkili, çok güzel bir yöntem. Vücut direncini çok üst seviyeye çıkarıyor. Ama şu aşamada benim bunu size yaptırabilmem mümkün değil. Çünkü kendim de yapabilecek aşamada değilim. Birlikte o seviyeye gelelim. Birlikte bu bilgiyi öğrenelim inşallah. Esneme egzersizlerine de başladık. Bunlar kapanış, soğuma çalışmaları artık. Egzersizi asla bir anda bırakmıyoruz. Mutlaka tempomuzu mümkün olduğunca düşürüp
Ondan sonra birkaç dakika o düşük tempoda çalıştıktan sonra mesela böyle tekrar yeniden esneme egzersizleri gibi düşük tempolu çalışmaları yaptıktan sonra ancak egzersizi sonlandırıyoruz. Aksi halde vücudumuzda bir oksijen fazlalığı olur. Bununla ilgili sıkıntılar yaşarız. O yüzden spor yaparken doğru bir şekilde yapmayı öğrenelim. Biraz da bedenimizi tanıyalım ve artık hastalıklardan konuşmak yerine güzel şeylerden konuşmaya başlayalım inşallah. Ben bu çalışmaları fiili bir dua olarak kabul ediyorum. Ben böyle niyetlendim. İnşallah Allah da ona göre bir bereket versin. Bizim niyetlerimizi kabul etsin ve bize şifa tecellisini göndermiş olsun. Benim duam, dileğim, isteğim bu yönde. Sizler de artık kendiniz nasıl düşünüyorsanız, ne yönde bir inancınız varsa ona göre eminim kendi temennilerinizi düşünüyorsunuzdur, yapıyorsunuzdur, konuşuyorsunuzdur. Herkes için bereketli olsun, güzel olsun, etkili olsun istiyorum. Hepimize şifa olsun dileğiyle yarın görüşmek üzere. Sizi son egzersizlerle baş başa bırakıyorum.